na yeniden hoş geldiniz. Biliyorum piyasaların sıkıcılık seviyesi şu şekilde. Bollinger bantları iyice daraldı, volatilite iyice azaldı. Hatta volatilite endeksine bakalım. Bitcoin daha önce hiç bu kadar yatay seyretmemişti. Şu an tarihin en düşük volatilitesini yaşıyoruz. Bu önemli. Çünkü piyasanın aslında en kötü olduğu zaman, en çok düştüğü zaman değildir. Çünkü piyasada sadece yükselirken kazanılmaz. Piyasa asıl yatay seyrederken birçok kişi burayı bırakır, oyundan düşer ve istatistiklere hacme baktığımız zaman insanlar şu an kriptoları bırakıyorlar. Oyundan düşüyorlar. Özellikle küçük yatırımcının ilgisi kolay dağılıyor. Ki bu sırada Bitcoin 15 binlerden 30 bine çıktı. 2x yaptı. Ve unutulmamalı ki tarihte volatilitenin böyle dip yaptığı her zaman elbette şimdiki kadar hiç yapmadı şu an tarihin en düşük seviyesinde ama dip yaptığı her sürecin ardından yüksek volatilite dönemi başladı. Şimdi güzel bir gösterge var. Bitcoin yatırımcıları ikiye ayrılıyor. Bu gördüğünüz mor çizgiyle ifade edilmiş kitle Bitcoin turistleri. Ne anlama geliyor? Kısa süreli Bitcoin tutanlar. Yukarıdaki mavi çizgi ise Bitcoin resident yani Bitcoin sakinleri. Bunlar Bitcoin'i uzun vadeli tutanlar. Bitcoin turistleri kısa vadede tutanlar. Bakın sadece boğa sezonlarında burada ve ilginç olan şey ise Bitcoin sakinlerinin uzun vadede burada olanların tek düşme eğilimi boğa sezonlarında ATH'ye en yüksek seviyeye yakınken şu anda turistler hareketsizken Bitcoin sakinleri tüm arzın yüzde 74.8'ine sahip olarak akümüle oluyorlar. Bu erken aşamadaki bir boğa piyasası ile tutarlı eğer Bitcoin'i anlıyorsanız, merak ediyorsanız, uzun vadede buradaysanız ve şu an izliyorsanız bu videoyu. Çünkü bakın turistler ilgilerini kaybettiler. Şu an bu videoyu izliyorsanız siz ilginizi kaybetmediniz. Hala oyunun içerisindesiniz. O zaman siz Bitcoin turisti değil de Bitcoin sakin oluyorsunuz. Bu çizgi oluyorsunuz. O zaman geçmişe bakalım. Geçmiş sürekli tekrar etmese de geleceğe güzel bir ayna olabilir. Sizin kazanma ihtimaliniz bir sonraki rallede bir hayli fazla. Bu çizgideki insanlar... Burada o parayı kırdık. Bitcoin harikaymış. Bak sıfır anlayış. İçten çıkarım ben. Bütün olay heyecan burada. Artık kriptolar var. Bundan sonra bu süreç geçtikten sonra Bitcoin turistleri gidiyorlar. Neden gidiyorlar? Çünkü burayı anlamadılar. Ne diyorlar? Burası çöp. Buralarda da bunları söylüyorlardı. Bir daha yükselmez. Tepeden sattılar. Sonra tekrar boğa başlıyor. Sonra tekrar gelip aynı döngüyü yaşıyoruz. Şimdi bu çizgiye geldik. Yani ciddi insanlara geldik. Bitcoin düştü. Çizgiye bakıyoruz. Umursuyorlar mı? Yok. Bitcoin düştü. Ne diyorlar? E bana ne. Buradaki insanlar, kimileri cyberpunk'lar, buranın ilk temellerini atanlar, kimisi anlayanlar. Buranın şu anki sistemden birçok kötülüğü çıkardığını, iyi bir yer olduğunu anlayanlar, buranın heveslileri. Bakın hiç teknik konulara girmiyorum. Buradakiler hiç blockchain'i anlamasa bile diyorlar ki, bildiğim bir şey var. O da hükümetler para basar. Uzun vadede fiyat para birimlerinin değeri düşer. Enflasyon gizli vergidir. İnsanlardan haraç kesiliyor. Dünyada merkeziyetsizlik problemleri var. İnsanların gizlilikleri pek kalmadı. Hiç teknik bilmeme gerek yok. Demek ki geleneksel dünyadaki bu problemleri çözüyorsa daha iyi bir yer varsa para enerjidir. Para her zaman daha iyi yeri takip eder. Aynı enerji gibi. Para da enerjidir. Para 50 yıllık 100 yıllık bir şey değil. İnsanlığın tarihinden biri var. Nasıl enerji yoktan var olamazsa sadece şekil değiştirirse şu anki dünyada da para sürekli şekil değiştiriyor. Sürekli daha iyi yere gidiyor. İşte burası daha iyi bir yer olduğu için Bitcoin son yıllarda inanılmaz miktarlar kazandırdı. Bu yüzden kripto para piyasasının piyasa değeri gün geçtikçe artıyor. Günün sonunda biri anlıyor, kazanıyor. Diğeri anlamıyor. Anlamadığı için kaybediyor. Anlamayan burada heyecan yokken şikayet ediyor, negatiflik saçıyor. Çünkü para kaybetti. Anlayan ise anlamayana Satoshi Nakamoto'nun sözünü söylüyor. Eğer bana inanmıyorsanız veya beni anlamıyorsanız üzgünüm sizi ikna etmeye vaktim yok. Şimdi altcoin'lere DeFi sektörüne gelelim. Açıkçası şunları görmezden gelin. Avax'ı filan eklemişler. O da Avax aslında bir katman bir kripto parası ama DeFi'ye odaklanan katman bir kripto parası olduğu için buraya eklemişler. Yoksa bir DEP merkeziyetsiz uygulama değil. Şimdi Uniswap iyi işler çıkarıyor. Lido da aynı şekilde son videoda Lido'dan bahsetmiştim. Maker iyi para kazanıyor. Maker da dahil buradan iyi bir sepet yapılabilir diyordum. Bunu DeFi sektörünü, DeFi sepetini son birkaç aydır söylüyordum. Çünkü ne diyordum ilk onda olan hiçbir merkeziyetsiz finans projesi yok ama bu gördüğünüz projeler... Bankacılık sektörünü, finans sektörünü yerine etmeye çalışıyorlar. Ki dünyada bu şu an devasa. Trilyonlarca piyasa değeri. E geçişi düşündüğümüzde başarılı olacakları zaman, bununla da piyasa değeri trilyonlarca olacak ki, bu sektör oraya yakın değil. Başarılı oldukları zaman devasa olacaklar. Çünkü bankaları yerinden etmeye çalışıyorlar. Hangisi başarılı olur? Yüzde yüz. Hiçbir zaman net bilemeyiz. Size daha önce verdiğim örnek gibi. Bir proje çok iyi gidiyordur. Yeni bir projedir. Daha çok ekibe kuruculara bağlıdır. Yani Warren Buffett'ın dediği gibi çok büyük. Bu yüzden kendi kendini işletebilen, çalıştırabilen bir şirket değildir. Her şey çok iyi giderken, bir hype varken, o hype'ın da o altı dolduruluyorken Allah korusun CEO karısını kaybeder, çocuğunu kaybeder. 6 ay, 1 yıl kendine gelemeyebilir. Evet bunlar oluyor. Hayatında getireceği belli olmuyor. Bu yüzden birkaç tane coin'den oluşan bir sepet yapmak mantıklı. Bu DeFi'de olan şurada. Buranın değeri TVL yani Total Value Locked ile ölçülebilir. Yani Platform'daki paranın toplam büyüklüğü. Çünkü bunlar DeFi projeleri. E değerleri nasıl ölçülür? Para ne dedik? Her zaman iyi yeri takip eder. Değer sunan yeri takip eder. ihtiyacı takip eder. E bunlar da ne kadar para toplayabilmişlerse platformlarında o kadar değerlidirler. Aynı banka gibi düşünün. Banka ne kadar insan para çekiyorsa o kadar değerlidir. Olay şuradaki içlerinden hiçbiri link ve Synthetix hariç ikisinde iyi güncellemeler olmuştu son zamanlarda. Bu diğerleri son zamanlarda büyük bir teknolojik gelişim bir sonraki mihenk taşı duyurmadı böyle insanları. DeFi topluluğunu heyecanlandıracak bir olay olmadı. Bu yüzden DeFi sepetimiz kalmaya devam etsin. Ben kovalıyorum. Teknolojisi iyi, insanların parasını çekecek cazip özellikler sunan projeleri kovalıyorum. Olursa hemen bahsedeceğim. Dediğim gibi burada bir sepet, mantıklı, insanları heyecanlandıran bir inovasyon da eninde sonunda olacak. Hem Twitter hem de buradan bahsedeceğim. Geldik belli bir süredir bahsetmediğim kaplumbağamıza. Şans kaplumbağası değil. Bu gerçekten kaplumbağa. Çok ağır ilerleyen bir proje. Eskiden çok büyük fanları olan ama son zamanlarda ismini az duyduğumuz Cardano. Gerek güvenilir olmasına rağmen dediğim gibi kaplumbağa gibi ilerlemesi gerek geçmiş performansı herkesi yıldırdı. Normal insanları yıldırmayı bırakın. En fanatik Cardano tutkunları, Cardano için ortalığı kasıp kavuranlar, Twitter'da Ethereum'culara diğerlerine falan saldıran o kemik kitle bile son böyle 6 aydır hatta daha fazladır kendilerinden şüphe etmeye başladılar. Tüm bu yolculuğun bir yalan mıydı? Acaba yanlış atama oynadık? Ben size ne diyordum? Herkesin aslında bezdiği, oyundan düştüğü, ilgilenmediği zaman Cardano'da beklenmedik ataklar yaşanabilir diye işte şimdi o zamanlara yakın olabiliriz. Çünkü bunun bir sebebi var. Cardano üzerinde hareketlilik oluşmaya başladı. Ve şu an günde 50 binden fazla işlem oluyor. E ne demek? Bu işlemlerin hepsinde işlem ücreti olarak Cardano alınması demek. Talep demek. Bu kadar da değil. Şu an GitHub'daki gelişim aktivitelerine baktığımız zaman Cardano hiç olmadığı kadar aktif. Hem de şu an gelişim aktivitesi Ethereum'un 3 katı. Bu Ethereum'dan daha iyi demek değil. Ethereum hala en iyi akıllı sözleşme katman bir kripto parası. Ona da geleceğim ama veriler bize gösteriyor ki hem de insan psikolojisi bize gösteriyor ki Cardano'da hareketlilik gelebilir. Hatırlarsanız Ripple ile ilgili ne diyordum? Ripple ve SEC Amerika'daki piyasaları denetleme kurulu gibi düşünebilirsiniz. Ripple ve SEC arasında bir dava var ve bu hala çözülmedi. Düşündüğünüzde küçük miktarla araştırmanızı yaparak akıllı bir şekilde kaldıraçlı işlem açarsanız burada asimetrik risk var diyordum. Yani gider Kanal takip edenler asimetrik riskin ne olduğunu bilirler. Gider hadi paranızın tamamı. 1x. Ama yukarıda neler bekliyor? Burada büyük potansiyel kazanç olabilir diyordum. Çünkü geçmişte davada her Ripple lehine olay olduğu zaman bir gelişme yaşandığı zaman Ripple'da pump'lar oluyordu. Size ekranda gösteriyordum. Şimdi de ekrana koyarım. Peki neden kaldıraçlı işlem? Çünkü birkaç ayda bir yaşanan gelişmelerde yaşanan pump'lar %500, %900, %1500 değil. %20, %30. Ama burada asimetrik riski kullanarak küçük miktarlarla kaldıraçlı işlem açarsanız, he bunun tek eksiği şu olabilirdi. Kaldıraçlı işlemlerde borsalar faiz bindiriyor. Short'la long kaçtığınız zaman pozisyonunuzdan ufak ufak yiyor ve cebinizden bayağı para alıyor. İşte bu yüzden confury'yi gösteriyordum. Şimdi Ripple lehine Confury'de boşlanma ücreti veya komisyon olmadığı için kaldıraçlı işlem açan küçük miktarlarla ve bekleyen kişiler ne kadar kazandılar? kanalını dinleyen ve uygulayan takipçilerine sorun ne kadar kazanmışlar. Şimdi aynısını Quantfury'de küçük bakın yine küçük miktarla Cardano'da yapılabilir aşırı kaldıraç kullanmadan çünkü bakıyoruz hafif ayağa kalkıyor girişim olarak Cardano kullanılıyor. Ama daha fiyatı etki etmedi. Bu arada Quantfury kullanmayanlar varsa platformda hisseler, emtialar, kriptolar hepsini aynı yerde. Üçü bir arada. 4'ü hatta 5'i bir arada fonlar filan da var buradan işlem yapabilirsiniz. Emir davet koduyla kayıt olup kripto para yüklerseniz 250 dolara kadar ücretsiz yabancı hisse senedi veya kripto kazanacaksınız. Elbette saçma sapan bir etiketleme paylaşma şartı yok. Bu bonus işlem ücreti bonusu falan da değil. Herkes için geçerli. Geldik Ethereum. Her ay birkaç tane bu arada özellikle tam hype'ın zirvede olduğu dönemlerde de günde birkaç tane yeni Ethereum, yeni Ethereum killer gördük. Onlara yatırım yapanların %90'ı bütün paralarından oldular. %10'u da zararda. Arkasına yaslanıp kahvesini yudumlayıp kaliteli varlıklara, Bitcoin'e, Ethereum'a yatırım yapanlar son 3-4 yıldır inanılmaz kazandılar. Bizim yeni Ethereum'a veya yeni Bitcoin'e ihtiyacımız yok. Bir şeyin ismi yeni X coin, yeni Bitcoin, yeni Ethereum ise zaten ona benziyordur. Ama hiçbir coin Bitcoin olmakta Bitcoin ile rekabet edemez. Aynı şekilde Ethereum olmakta da Ethereum ile rekabet edemez. Hani bir laf vardı. Özellikle yeni teknolojiler için. Rekabet yalnızca aptallar içindir. O yüzden bize mümkün olduğunca rekabetten kaçan otantik şirketler lazım. Ne diyordum? Arkasına yaslanıp son birkaç yıldır sadece Bitcoin ve Ethereum kazananlar. Bakın Hedge fonların bildiğiniz fonlar yani çalışanları olanlar bu işte mesai harcayanlardan daha fazla kazandılar. Evet son zamanlarda hatta son bir yıldır Ethereum'dan fazla bahsediyorum. Ve bu sürede de stake etmediyseniz bundan pasif gelir elde etmiyorsanız onun haricinde 2x yaptınız. Ethereum şu an benim dolar maliyet ortalaması yaptığım sahipliğimi artırdığım coinlerden biri. EIP 1559 güncellemesiyle beraber burada yakınlar eklenmişti. Bu güncelleme sadece yakınlarla ilgili değildi ama o zamanlar Bundan 2 yıl önce ne diyorduk? Acaba Ethereum deflasyonist olacak mı? Fark ettiyseniz Ethereum ile ilgili her güncelleme her şey sorunsuz halledildi. Ve deflasyonist olmak dahi token ekonomisi dahi neredeyse bütün vaatler yerine getirildi. Şimdi bu güncelleme ile beraber token ekonomisi daha efektif bir hal aldı. Yatırımcıları için çok daha iyi oldu. Ve bununla beraber o zamandan beri 7-8 milyar dolar değerinde şu ana kadar yakım yapıldı. Yakım işlem ücretlerinden yapılıyor. Bu ne demek? Ne kadar kullanım o kadar yakım demek. E ee, üzerinde binlerce merkeziyetsiz uygulama var. O zaman bu gördüğünüz cüzdanlar, Metaverse projeleri, merkeziyetsiz borsalar ve daha niceleri bunların %90'ı Ethereum üzerinde ne demek? Yakım demek. E yakımın fazla olması ne demek? Yeni çıkan Ethereum'ların yakılan Ethereum'lardan daha az olması, yakılanların daha fazla olması ve sonucunda deflasyonist demek ve bakalım Ethereum deflasyonist. Bu yüzden biriktirmeye devam ediyorum Ethereum'da grafiğe gelelim kolay para var. Ethereum'da büyük bir olay daha var. Bu ekranda gördüğünüz güncelleme hesap soyutlama diye çevirebiliriz. Yani artık UX kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmek istiyorlar. Biz ne diyorduk? Mass Adoption. Yani buranın DeFi'nin halka inmemesindeki en büyük problemlerden biri insanlara biraz hala karmaşık gelmesi. Tamam harika. Blockchain felsefeleri çok iyi. Bunun için buradayız. Ama o halka inmesi için kullanımın kolaylaşması lazım. Elbette geliştiriciler bunun farkında. Dışarıda yüzlerce proje ve binlerce geliştirici var. Bunun için uğraşıyorlar. Şimdi Ethereum'daki yeni güncelleme ile beraber bu karmaşıklığı daha basit hale getirecekler. Kullanıcı deneyimini arttırmaya odaklanacaklar. Bunu da nasıl desem Ethereum cüzdanlarını akıllı cüzdanlara çevirerek yapmak istiyorlar. Bunun sonucunda DeFi az önce bahsettiğim devasa olmasını beklediğimiz sektörü da kullanıcı dostu hale getirecekler. Bunun içinde neler var? Mesela önergelerden biri. Artık bu Ethereum blockchain'in üzerinde bu arada diğer blockchain'ler için değil. Ethereum cüzdanlarına sahip olanlar. Biliyorsunuz bunun için private key, anahtar kelimeler gerek. Bunu insanlar kaybettiğinde normalde geri dönüşü yok. Para gitti. Hiçbir fani güç bunu geri getiremez. Şimdi burada hesaplara guardian ismini verdikleri şeyler eklenecek. Neden şeyler diyorum? Bu çünkü hem akıllı sözleşmeler olabilir hem de insanların tanıdığı, güvendiği başka insanlar olabilir. Bunlarla hesap kurtarılabilecek. İkinci önerge. Artık hesabınızdan nerelere transfer edilebileceğinin limitlerini koyabileceksiniz. Bu şekilde yanlış yere transfer yapamayacaksınız. Çünkü belli çerçeveleri çizebileceksiniz. Şimdi anlıyorsunuzdur. Aylardır Ethereum dememin arkasındaki onlarca mantığı. Neden Ethereum aldığımı? Neden 10 bin dolar? Hedefini kolay gördüğümü. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sosyal medya hesaplarım aşağıda. Yeni gelen videoları kaçırmamak için abone olup yanındaki zil butonuna tıngırt atabilirsiniz. O zaman görüşmek üzere.